Ekrana getireceğimiz haber bir sitede vahşice katledilen Eros'u akıllara getirecek. Çünkü maalesef yine bir yavru kedi bir binanın içinde ölü bulundu. Binadakilerin ifadesini alan polis kedinin nasıl öldüğünü tespit etmeye çalışıyor. Bir kedi yavrusunun ölü olduğunu söylediler. Bugün o yavru kediye yapan insana da yapar. Yine bir yavru kedi, üstelik daha 20 günlük boğazından yaralanan kedi bina içerisinde ölü bulundu. Tüyleri ürperten olay Başakşehir'de bu sitede yaşandı. Akşam saatlerinde kapıya çıkan daire sakinleri bina içinde kanlar içerisinde yatan bir kedi gördü. İşte o korkunç olay Başakşehir'deki bu binanın içerisinde yaşandı. Komşular kediyi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Blok görevlisi arkadaşları gördüm. Hayırdır, ne oldu arkadaşlar dedi. İnsanlar çok rahatsız oldu. Öyle bir duruma geldi ki çocuklarını dışarıya gönderemeyecek hale geldiler. Yavru kedi daha 20 günlüktü, boğazından yaralanmıştı. Olayı duyan site sakinleri korkudan neye uğradığını şaşırdı. Korkuyoruz, biz de korkuyoruz. Polise haber verildi. Kedinin ölü bulunduğu kattaki daire sakinlerinin ifadesi alındı. Üç daire sakini de bilgilerinin olmadığını söyledi. Hayvanı arkadaşlarımız hemen gömdüler. Binanın ve sitenin kameraları incelemeye alındı. Ancak kedinin bulunduğu yerin güvenlik kamerası yok. Bunu hayvan da yapmış olabilir. Öte yandan Küçükçekmece'de öldürülen Eros için de verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına Cumhuriyet Savcısından da itiraz geldi. Dosya istinaf mahkemesine gidecek.